değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı aslında farzı iki rekattır. Cemaatle beraber camide kılınır. Dolayısıyla cuma namazının kaç rekat olduğu sorulduğunda verilecek ilk cevap farz açısından iki rekattır. Ancak biz millet olarak namazları sünnetlerle beraber ifade ettiğimiz için mesela sabah namazı kaç rekat diye sorulduğunda dört deriz. İkisi sünnet, ikisi farz. Öğle namazı kaç rekat diye sorulduğunda on rekat deriz. İkindi sekiz deriz. Yani sadece farzlarını söylemeyiz, sünnet ve farzlarla beraber söyleriz. Bu açıdan bakıldığında cuma namazı her ne kadar temel itibariyle iki rekat farzdan ibaret ise de ama önünde ve sonunda kılınan dörder rekatlık sünnetlerle beraber 10 rekat olmuş oluyor. Cumanın farzından önce kılınan 4 rekat sünnet, Cumanın farzından sonra kılınan 4 rekat sünnet. Her ne kadar bazı alimler böyle bir sınır yoktur, 4 kılmak şart değildir, 2 de kılınabilir şeklinde kanaat belirtmişler ise de genel kanaat, özellikle Hanefiler, Farzdan önce dört rekat sünnet, farzdan sonra dört rekat sünnet ve iki rekatta farz olmak üzere öğle namazının e, rekatlarının on rekat olduğunu söyleyebiliriz. Bu cuma namazının farzından sonra cemaatle kılınan iki rekat farzından sonra dört rekat namaz kılmak da dolayısıyla cumaya dahil olmuş oluyor. Bazı kardeşlerimiz Cuma namazının farzı kılındıktan sonra hemen çıkmayı tercih ediyorlar. Halbuki Cuma namazının daha dört rekat sünnetini kılmamışlar. Bu açıdan eğer e, acil işleri varsa insanların ve hemen çıkmaları gerekiyorsa, hiç olmazsa Cuma namazının farzından sonra dört rekat Cuma namazının son sünnetini kılmalarını Önemle tavsiye ediyoruz. Yoksa o sünneti terk etmiş oluyorlar. Peki Cuma namazının bu 4 Eka sünnetinden sonra kılınan bir de Zuhre Ahir'den bahsediliyor bu nedir diye sorulursa bu Zuhre Ahir dediğimiz son öğle demek veya öğlenin sonu demek aslında son öğle anlamına geliyor. Yani Cuma namazının geçerli olmasının şartlarından biri eksikse İhtiyaten tedbir olarak 4 rekat zuhru ahir namazı da kılınabilir denilmiş. Bu anlamda eğer Müslümanlar zamanları müsaitse, çok acil işleri yoksa Cuma namazının son 4 rekat sünnetini kıldıktan sonra yine 4 rekat zuhru ahir namazı 2 rekatta vaktin sünneti adına Cenab-ı Hakk'ın Cuma günü namazları, yapılan duaları, kılınan namazları, yapılan ibadetleri kabul ettiği bir saat vardır. O saate denk getirir ümidiyle iki rekat da vaktin sünneti adıyla sünnet namazı kılması tavsiye edilir. Ancak zamanı müsait olmayan, acil işi olanlar o zuhra ahiri ve iki rekat vakit sünnetini kılmadan çıkabilirler. Bununla beraber cuma namazının gerekli olan şartlarından biri veya birkaç eksik olduğu kanaatindeyse bir Müslüman kardeşim, o zaman mutlaka zuhru ahir namazını kılmasını önemli tavsiye ediyoruz. Müzik